Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf fen bilimleri dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini çözeceğiz. Anlataraktan gideceğiz. Buyurun bakalım. Evet, 1. sorumuz 8 tane bölümden oluşuyor ve 16 puanlık. Her biri 2 puan. Bakalım ne diyor? Demiş ki, aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Mıknatıslar doğal ya da yapay olabilir. Doğru arkadaşlar. Doğada bulunan mıknatıslar ya da sonradan mıknatıslandırılan cisimler bulunabilir. Sigara içen insanların akciğer kanserine yakalanma riski yüksektir. Neden? Sigara direkt akciğerlere doğru arkadaşlar. Nefes yoluyla geldiği için doğrudur. Havalanmakta olan uçak yavaşlama hareketi yapar. Havalanmakta olan uçak hızlanma hareketi. Durup da kalkan bir araba, havalanmakta olan uçak, giden bir şey, gitme ya da düşen bir elma, yere düşen bir şey hızlanma hareketi yapar arkadaşlar. Yavaşlama hareketi yapar. Yanlış. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra eski haline dönen cisimler esnek cisimlerdir. Doğru bir tanım. Yeşilay sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden bir kurumdur. Evet arkadaşlar, Yeşilay sigara, alkol, madde bağımlılığı, uyuşturucu, bunlarla mücadele eden bir kurumdur. Doğrudur arkadaşlar. Yağlar vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yaparlar mı? Hayır. Kim yapardı bu görevi? Proteinler. Karbonhidratlar ne yapardı? Enerji verirdi. Proteinler ne yapardı? Yapıcı, onarıcıydı. Yağlar ne yapardı? Bunlar da daha sonra enerji vericiydi arkadaşlar. Tamam. Bu o zaman yanlış. Kuvvet hareket eden bir cismi yavaşlatabilir veya durdurabilir. Doğru. Eğer hareket yönüne ters uygulanırsa yavaşlatır ve durdurur kuvvet bu cismi. Dünya güneş etrafında dönme hareketi değil, dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bu hareket dönme hareketi. Güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dönme hareketini 24 saatte, dolanma hareketini ise arkadaşlar 365 gün 6 saatte tamamlar diyoruz. Buraya da yanlış dedik arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi. Aşağıda boş bırakılan yere uygun sözcükleri yazınız diyor arkadaşlar. Şöyle onunu da görelim bakalım. Yukarıdaki boşluklarda gelsin. 10 soru da ekranımızda şu anda. Evet. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere, bunlara ne denirdi arkadaşlar? Mıknatıs denirdi. Mıknatıs denir. Boyumuzun uzamasını isteyen bir çocuk nokta nokta bakımından zengin besinler tüketmelidir arkadaşlar. Bakıyoruz. Yapıcı, onarıcı ne olur burada arkadaşlar? Protein. Hayvansal, bitkisel değil, protein bakımından zengin tüketmelidir arkadaşlar. Protein. Çünkü neden? Vücudumuzdaki yapım onarımı sağlayan, yapım ve onarım, bakın yapam diyor yani. Büyüten ve onaran, hastalıklara karşı burada ne bileyim ya da yaralanmış hücreleri düzelten şey burada protein, yapım onarım. Mıknatısların uyguladıkları kuvvet neyi gerektirmez arkadaşlar? Temas gerektirmez diyoruz. Temas buraya yazıyoruz. Mıknatısların nokta nokta kutupları birbirini çeker. Hangi kutuplar birbirini çekerdi? Zıt kutuplar çekerdi. Aynı kutuplar birbirini iterdi. Zıt kutupları birbirlerini, zıt ya da farklı kutupları birbirlerini çeker. Dünyanın kendi etrafında dönmesi bir gün, az önce söyledik burayı. Güneşin etrafında dolanması ise bir yıl sürer. Az önceki soruyu bilmiyorsanız bile buradan dolanma yaptığını buradan öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Bitkilerden elde ettiğimiz besinlere bitkisel besinler, bitkisel besinler, hayvanlardan elde ettiğimiz besinlere de hayvansal gıdalar ya da hayvansal besinler deriz arkadaşlar. Burası da hayvansal diyoruz. Hareket halindeki bir cisme hareket yönündeki kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır. Bakın az önceki verdiğim tanım, hızlanır. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygulanırsa arkadaşlar cisim hızlanır. Ters uygulanırsa yavaşlar ya da durur. Tenis oyuncusu gelen topa vurduğunda topun yönünü değiştirir arkadaşlar. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünün tersine bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar diyoruz arkadaşlar. Son soru, mıknatısların nokta nokta kutupları birbirlerini iter. Eş kutupları ya da aynı kutupları, eş ya da aynı diyebiliriz. Aynı manada bu kutupları da birbirlerini iter. Gördüğümüz gibi 10 boşluğu da bu şekilde doldurmuş olduk. Geliyoruz C bölümüne arkadaşlar. Diyor ki
aşağıdaki kuvvetin cisimler üzerine yaptığı etkileri başlarındaki harflerle eşleştirelim. Bu da 4 çarpı 2'den 8 puan. Her biri 2 puan. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi. Yukarıdan gelen topa kafa atmak. Bu yön değiştirmek. Yokuş aşağı inen top. Evet arkadaşlar, bu yokuş aşağı inen top kuvvetin hızlandırıcı etkisi. Yer çekimi çekiyor bunu. Elde sıkılan oyun hamuru, hareketli bir aracı fren yapması. Kuvvetin yavaşlatıcı etkisi. Evet, B. Hareketli bir aracın fren yapması. Kuvvetin yön değiştirme etkisi, yukarıdan gelen topa kafa atmak arkadaşlar. C. Yönünü değiştiriyorsun. Kuvvetin şekil değiştirme etkisi, elde sıkılan oyun hamuru, sen bunun şeklini değiştiriyorsun. Tamam. Geldik buraya. Evet arkadaşlar. D. Aşağıdaki tabloya uygun şekilde işaretleyiniz. Mıknatısın günlük yaşamda kullanıma 3 tane örnek veriniz diyor arkadaşlar. Mıknatıs tahtayı çeker mi? Çekmez. Demir, nikel, kobalt gibi cisimler. Demir çubuk çeker. Silgiyi çekmez. Kobaltı çeker. Madeni parayı çekmez. Madeni para arkadaşlar, demir, nikel, kobalt yok. Başka metal karışımları var. Madeni parayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mıknatıslar çekmez. Tamam. 3 tane örnek veriniz diyor arkadaşlar. 1. Kapı zili diyelim. Kapı zili diyelim arkadaşlar. 2. Daha sonra ne diyelim buna? Buzdolabı magnetleri. Buzdolabına resim mesim yapıştırıyoruz ya. Buzdolabı magnetleri. 3'te arkadaşlar. Buraya da şunu diyebiliriz. Örneğin televizyon mesela. Televizyonun içerisinde mıknatıs kullanılır arkadaşlar. Ya da bilgisayar. Televizyon, bilgisayar. Elektronik cihazların içerisinde. Burada vereceğiniz örnekler çok çeşit olabilir. İlla bu olacak diye bir şey yok. Bakın arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvveti ortadan kalktığınızda farklı aşağıdaki mıknatıslar isimleriyle eşleştiriniz diyor arkadaşlar. Bakalım, bu çubuk mıknatıs. Çubuk mıknatıs burası. Arkadaşlar bu U, bu at nalı. Aman dikkat. 2'ye U mıknatıs, at nalı arkadaşlar 4 oluyor. Demek ki halka mıknatıs da o zaman 3 buraya geliyor. Bakın, U mıknatıs U şeklinde, at nalı böyle ucu U gibi ama ucu nedir arkadaşlar? Birbirine biraz daha yakın. Tamam mı? Şimdi gelelim, her sorunun 4 puanı olduğu, toplamda kaç sorunun? 11 sorunun olduğu ikinci test bölümündeyiz. Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline dönemez. Bulaşık süngeri esnektir. Esnek cisimler döner, olmayanlar dönemez. Paket lastiği döner, sarmal yay döner, esnektir. Buruşturulmuş kağıt, hayır arkadaşlar. Sigaradan en fazla zarar gören organımız nedir arkadaşlar? Şimdi bütün organlar zarar görür. Ama arkadaşlar, en fazla zarar gören organımız akciğerdir. Neden? Nefesi, yani biz oksijeni ağzımız burnumuz vasıtasıyla alıp arkadaşlar akciğerlerimize dolar. Bunun yerine sigara çekildiğinde arkadaşlar, sigaranın dumanı ve arkadaşlar içerisindeki kanserojen maddeler ne yapar? Akciğerimize gelir. Allah muhafaza, akciğer kanserine sebebiyet verir ve çeşitli hastalıklar. Sadece bu değil. Evet. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yer kabuğunun kara tabakasına arkadaşlar, yer küre ama neyden oluşmuştur diyor bakalım. Magmadan, okyanuslardan, kayaçlardan, minerallerden, kayaçlardan oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Maden. Hani yer kara tabakasına ne denir demiyor burada. Nelerden oluşmuştur? Kayaçlardan arkadaşlar. Burası kayaçlardan. Ekonomik değer olan kayaçlara da biz maden diyorduk C şıkkında. Dördüncü soru. 2 eş parça bölünen bir mıknatıs için. Şöyle gösterelim. Bir tane mıknatısımız var. Şöyle N kutbu ve S kutbu. 2 eş parçaya böldünüz. Tamam mı arkadaşlar? 2 eş parçaya ayırdınız mıknatısı. Yine aynı şekilde N ve S'ler oluşur. Tamam mı arkadaşlar? T, hani bir tarafı N, bir tarafı S diye böyle bir şey yok. Mıknatıs yine mıknatısı özelliğini korur. Yine kutupları olur. Dolayısıyla iki parça da çekme özelliğini kaybeder. Yanlış. Doğruyu soruyor bize. Her iki parça da mıknatıslık özelliğini kaybeder arkadaşlar. Yanlış. Bir parçanın her iki tarafında aynı kutup oluşur. Yanlış. İki parça da mıknatıslık özelliğini korur. Denizli şık arkadaşlar. Güzel, kaliteli bir soru bu konuda. 5 ve 6. soru ekranlarımızda. 5. soru demiş ki, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekmeye çekerekten kullandığımız kuvvetleri kendimize doğru. Çekmeceyi açmak, çekersin. Evet, arabanın kapısını içeriden kapatmak. Bakın, içeriden kapatmak, çekersin. Dışarıdan kapatırsan itersin arabayı. Hayal etmeniz lazım.
bir şeyi mesela. Çekmeceyi çekerken çekiyorsun. Arabanın kapısını içeriden, arabanın içinden çekiyorsun. Evet arkadaşlar. Bebek arabasını ileri sürmek bu itmeye ya da market arabasını, bebek arabasını sürmek itmeye örnektir arkadaşlar. Bu yanlış. Buradaki doğru cevaplarımız 1 ve 2. Şekildeki işçi eğik zeminde hızlanma hareketi yapan arabayı yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapmalıdır? Gidiyor eğik zeminde aşağı doğru gidiyor. Yer çekim bunu çekiyor. Yavaşlatmak için ne yapmalıdır ya da durdurmak için? Koşmalıdır. Hayır. Arabayı önden çekmelidir. Çekerse yine aşağı hızlanır. Hayır. İtme hareketi yapmalıdır. İterse aşağı doğru hızlandırır. Hayır. Arabayı kendine doğru çekmelidir. Evet arkadaşlar. Burada çekme kuvveti uygulursa yavaşlatır ya da durdurabilir. D şıkkı bizim cevabımız oluyor. 6. soru bitti. 7'ye buradan başlıyoruz. 7 ve 8 ekranda şu anda. Aşağıdakilerden hangisi sigara ve alkolün vücuda altını çizmiş, vücuda verdiği zararlardan biri değildir? Soluk alıp vermeyi güçleştirir, yapar. Kanser ve mide kanamasına neden olur arkadaşlar, yapar. Aile bütçesini olumsuz etkiler, denge ve bilinç kaybına neden olur, yapar. Hocam bunu da yapmıyor mu? Bunu da yapıyor da. Bakın bu da olumsuz etkisi ama bir kelime var. Vücuda verdiği zararlardan biri değildir. Bu vücuda verdiği zarar değildir. Aile bütçesi ekonomiye verdiği zarardır arkadaşlar. Tamam. Kelimeye dikkat. Neyi sorduğunu dikkat edelim arkadaşlar. Hangisi? 8. soru. Mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez. Demir, niker, kobalt bunları çeker, 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 çeker ama bakırı çekmez arkadaşlar mıknatıslar. 9. soru. Dünya, bakın dünyamız. Ay dünyanın etrafında dolanıyor. Dünya da ayla birlikte güneşin etrafında dolanıyor. Bu soruları biraz hatırlayalım. Dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor bir günde. Ay dünyanın etrafında 29-30 günde bir ayda dolanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ay kendi etrafında da 29 günde dönüyor arkadaşlar. Bu ne demek? Bir ay demek bu süre. Yani ay hem bizim etrafımızda hem kendi etrafında 29 günde. Bu neye sebebiyet verirdi? Biz dünyadan aya baktığımızda sürekli aynı yüzünü görürüz. Ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bundan dolayı. Çünkü kendi etrafında dönmesi ve dünya etrafında dolanması aynı süre. Bu çok önemli bir bilgi. Ve dünya arkadaşlar güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Mevsimler oluşuyor. 365 gün 6 saat diyoruz. Dünya güneş etrafındaki dolanımını 24 saatte tamamlar. Yanlış. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Aynen doğru. Yaşadığımız 4 mevsim dünyanın hareketleriyle bir ilgisi yoktur. Yanlış. Dolanma hareketiyle ilgisi vardır. Dünya kendi etrafında bir tam tur dönüşü 1 yılda tamamlanır. Yanlış arkadaşlar. 9. soru Bursa. 10. soru. Diyor ki yukarıdaki mıknatıslardan hangileri birbirlerini iter? Aynı kutuplar birbirini iter. Zıtlar çeker. Bunlar çeker. Bunlar iter. Evet. Bu değil. Bunlar zıt kutup çekerler arkadaşlar. Bu da değil. Hangisi birbirini iter? B. İki şık birbirini iter arkadaşlar diyoruz. 11. ve son soru. Ekranlarda. Tabloda öncelikli görev verilen besinlerin üçgen, kare ve daire sembolleriyle verilmiştir. Enerji vericiymiş. Bu yapıcı onarıcıymış. O zaman bu ne? Protein arkadaşlar. Bu kaçınılmaz. Protein. Enerji verici kimlerdi? Karbonhidrat ya da arkadaşlar yağlardı. İkisi de enerji vericiydi. Düzenleyici besinler neydi arkadaşlar? Vitamin, mineral. Vitamin ve mineral. Bunlar da düzenleyiciydi arkadaşlar. Şimdi enerji verici karbonhidrat olacak burada arkadaşlar. Bakıyoruz bir tek B şıkkında var. O zaman kare yapıcı onarıcı protein balık mı? Evet. Düzenleyici portakal mı? Vitamin mineral olaraktan geçer. Doğrudur arkadaşlar. Diğerlerini de yorumlayalım. Et proteindir. Süt protein, yumurta protein. Tavuk protein, muz arkadaşlar düzenleyici olaraktan geçer ve karbonhidrat da zengindir. Enerji de verir ama birinci önceliği meyve sebze olduğu için vitamin mineral. Makarna karbonhidrattır arkadaşlar. Enerji vericidir. Ispanak arkadaşlar burada sebzedir. Vitamin mineral yerine geçer. Bal arkadaşlar burada karbonhidrat yerine geçer. Yoğurt arkadaşlar burada hayvansal gıda olduğu için protein yerine geçer diyoruz. Ve bir sınav örneğini de bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar anlatarak gittik. Sadece soru çözümünü yapıp cevabını vermedik. Benzer şeyleri de anlatmaya çalıştık ki sınavda size faydası bulunsun. İyi bir konu tekrarı, iyi bir sınav çözüm örneği olduğunu düşünüyorum.
açıklama kısmına hemen altı arkadaşlar 4. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. 4. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılıyı da buradan izleyebilirsiniz diyorum. Son olarak da kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.